Eksik sayıyı bulunuz. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. İşte eksik sayımız. Sonra saymaya devam ediyoruz. 107, 108, 109, 110. Eksik sayımız 106'ymış. 105'ten sonraki ve 107'den önceki sayı. Hadi bir soru daha çözelim. Eksik sayı kaçtır? Elimizde 100 var. Peki sonraki sayı ne olacak? 101. Daha sonra 102, 103, 104, 105 diye devam ediyor. Çok güzel. Heyecanlı değil mi? Hadi bir soru daha. 105'ten önce gelen tam sayı kaçtır? 5'ten önce gelen tam sayı kaçtır biliyor musunuz? 4 değil mi? O halde 105'ten önce gelen sayı kaç olacak? 104. 100'den itibaren saymaya başlarsak 100, 101, 102, 103 sonra 104 gelir ve ondan sonra da 105. İşte bu kadar basit. Oho, soruya bakın. Bu biraz daha mı zor yoksa? Eksik sayıyı bulmamız gerekiyor. 1'den 10'a kadar sayılar burada. 11'den 20'ye de burada. Ta ki 120'ye kadar devam etmiş. 120. İşte, eksik sayı burada olmalı. Yani, 118'den bir büyük ve 120'den bir küçük olan sayı. Sayalım. 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ve 120. 19, 20'den önce gelir. Yani 119, 120'den önce gelmeli. Ya da başka türlü de düşünebiliriz. 18'den sonra 19 gelir. Yani 118'den sonra da 119 gelmeli. Bakalım doğru mu? Evet, doğru. Hadi bir soru daha çözelim. Yine eksik sayıyı bulacağız. 7'den hemen sonra 8 gelir. Yani 107'den sonra 108 gelmeli. Sonra 109 ve 110. Sanırım anladınız.